her türlü fedakarlığa katlanıyor. Evet. Bizim hasretimizde olan bir şey. Tabii temel sorun, Türkiye'nin bir deprem kuşağında olduğu biliniyor. Dolayısıyla bunun önleminin sağlıklı ve tutarlı bir planlama ve politikayla hayata geçirilmesi yani. Fay hattı üzerinde kentleşme olmaz. Fay hattı üzerinde ev olmaz. Evet, şimdi tabii biz mali olarak sizlerin gösterdiği çabaya teşekkür ederim. Evet. Şu an borçluyuz. Sonuçta elinize geleni yapıyorsunuz. Bir kişi bile kurtarsanız diyorsunuz. Gözyaşlı kurtarıyoruz. Evet. Doğru. Çünkü sizin çabanız. Dolayısıyla sizin çabanıza saygı duymamız gerekiyor. Hepimizin. Evet. Herkesin saygı duyması gerekiyor. Devletin valisi olarak görevimizi yapıyoruz. Emniyet güçlerimiz, AFAD yetkilileri, belediyeler, hiçbir ayrım yapmaksızın bütün evet. Belediyeler ellerinden geleni yapıyorlar. Evet. Zaten bizim Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığımız burada. Adana Büyükşehir Belediye'miz. Hatay Büyükşehir Belediye'miz onlar da zaten çalışıyorlar. Bir dayanışma. Başkanım biz de gitmek istiyoruz. Ailece çocuklarımla da verelim. Şu anda bize bir yardımcı olabilir misiniz? Hayır hayır. Yani nereye? İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a gideceğiz. Tabii efendim. Hemen şey yapalım. Şimdi Sıla Bey ilgileniyor şimdi. Alacağız. En kısa sürede İstanbul'a, İstanbul'a bilmiyorum nereye gidiyoruz. Gidecek yerimiz var. Var mı? Tamam. Sizi bugün veya yarın mutlaka bir şekilde İstanbul'a ulaştırıyoruz. Vekilim burada, belediye başkanımız burada. Evet. İrtibat sizin kuralım. Sizin telefonunuzu alacağız yalnız. Devam ediyoruz. Sayın Cumhur Başkanım, bir çadırımız yok. Çadırımız var, 200 tane çadır geldi. Yeterli sayıda değil. Mağduriyeti çok fazla. Bu anlamda genel merkezimiz tarafından bir karizma satın. Merhaba, çadır işi. Karizma satın. Oğuz Başkan'a yönetim, Oğuz Başkan'a yönetim. Çadır önceliğimiz bu. Önemli olan vatandaşlar ailelerinin yanına gitmek istiyorlar. Yakınlarının yanında kalmak istiyorlar. Ulaşımda sorun yok. Biz bir masa evet. Oluşturalım. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanım evet. Biz de bir kişi yönlendirelim. Biz hemen oraya hemen. Yapın. Tamam. Zaten bizim açıklama yaptığım evet. Halk koordinasyon masası olarak yapacağız. Her yerde evet. Sorunları doğrudan doğru alacağız. Yani o sorunları çözeceğiz. Burada da siz duracağız. Bir de cenazenin işlemleri sorun var. Gönderemiyoruz. Bizim araçlarımız yeterli olmadığı için. Evet. Çıkan cenazeli ancak belirli bölgelere taşıyabiliyor. Çok sayıda ambulans var. Yani Sayın Başkanım çıkmak istiyoruz. Her yerde. Efendim? Çıkmak istiyoruz. Bugün çıkamayacak biz buradan. Şimdi bugün, iki gün doğumduk zaten evet. Hasta olacağız yani evet. Hastalık bugün, yani zaten enkaz altında insanlar çıkıyor. Bir vekilimiz burada. Çıkmak bugün bekliyoruz çıkacağız yani. Şimdi araç doktorum ben. Araç doktorum. Ay şimdi burada tabii çıkmak için yani araç bulmak gerekiyor. Evet işte araç olacak ki biz çıkaralım. Aynen aynen. Şimdi bir hasta var. Ankara'ya gelmek isteyen yurdumuzda misafir. Ankara'ya gelmek isteyen de olursa yurdumuzda misafir edelim. Ankara milletvekilleri. Ben İstanbul'dan 30 saatlik yolu buraya geldim. Yeğenlerimi almak için. Evet. Kendimi evime götürmek istiyorum. Şu an yeğenlerin psikolojisi tamamen bitmiş. O depremden sonra çıktı. Benim Malatya'da bütün sülalemin evi yıkıldı. Şu an bunları buradan çıkarmışım. Evet. Zaten bir sürü akrabını düşün. Çoğundan alındım. Şu an buradan çıkalım diyoruz. Yani bu şeyi yani anlatamam size. Çok zor bir durum yani. Felaket, kıyamet yani. Sadece bize bunu yardım, bu yardım. Tabii, çıkaracağız sana. Çıkaracağız sana. Yeni başkanım zaten. Tamam. Adıyaman Havaalanı'na ulaştıracağız sizi. Oradan uçaklar alıyoruz zaten. Yani bizi bir yere atın. Biz buradan çıkalım. Ondan sonrasını hallederiz tamam, zaten. Havaalanı'na ulaştık. Sayın Yeni Başkanım, belediyemiz de hemen koordinatif bir şekilde. Havaalanı'na ikisini yaparız. Zaten alıyoruz. Bugün yapmanız. Tamam Sayın Yeni Başkanım. Allah rızası için. 4 kişi, 3 kişi, 4 kişiyiz de Burcu. Evet, yeğenimi de alıyorum. Tamam. Küçük 12 yaşında çocuk. Yanından ayrılmıyorsunuz. Ben havaalanına gönderirim. Ben göndereceğim. Ankara milletvekilimiz. Tamam mı? Hı-hı. Tamam. Beraber gidin. Sağ olun. Biz şimdi ayrılıyoruz ederim. Buradan. Allah hadi razı bakalım. Olsun. Çocuklara da selam söyleyin. Evet, sağ olun. Sağ olun. Gel bakalım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim.
Ekipler ayrı ayrı yerlerde çalıştı. Başkanımız sizi kullanmamızı sağlayın. Hoş geldin genel başkanım. Genel başkanım Hüseyin amcanın torunu vefat etti. Anladım artık. Hoş geldiniz. Tamam abi. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah yolunda olsun. Başkanım ben de yaşım 75. Evet, evet. Ana babamı kaldı. Ciğer acısı gösterdi işte Allah. Göstermedi, git gösterdi. Allah kimse erzak acısı vermesin. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Ayağınıza sağ olun. Çadırı geçiyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Huzur yoldaşınız olsun. Başkanımızdan memnunum. Ben ne edeceğim? Yavrum. Anam öyle. Evim yıkıldı. Kurban olur. Evim yıkıldı. Evim yıkıldı. Yavrum gitti. 25 hat var. Oradan her türlü yardım, her türlü destek size aktaralım. Tamam. Peki. Hadi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Acımızı biraz dindirdiniz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ailede burada cenazeleri gömdük. Şu anda oradaki cenazeler için. Çünkü ailede 25 tane cenaze şu anda. 25 tane ailede cenaze şu anda daha enkazın altında. Çalışmalar devam ediyor. Onlar da şimdi oraya gittiler. Herkes yorgun. Bizim de oraya gitmemiz lazım. Kaybettik yavrularımızı. Allah başka açılar. Amin. Amin. Bin başı okan olacak, sayın başkanım hoş geldiniz. İnsanlar var. Cumhuriyet Mahallesi. Mahalle tamamen şu anda ne elektrik mensur ne afat. Ne bir görevli hiçbir şekilde kimse yok. Bu konuda yardımcı olan insanlar kendi cenazesini kendi çıkarıyor. Cumhuriyet Mahallesi. Yani 15 bin kişilik bir mahalle. Ben Şanlıurfa'dan geldim, yardım için buradayım. Ama 3 gündür biz oradaki insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Lakin ne kadar yardım gönderebilirseniz çok seviniriz. Olur. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun efendim. Başkan hoş geldiniz. Yolları açsınlar. Yardım getiriyoruz. Ana yolları, sokak arasındaki yolları açsınlar. Geldiniz. Abone ol. Başkanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Allah kurban. Ben yeni mahallenin muhtarıyım. Yine alıp gitsen yok. Hayır gelmesin bu ya. Başkanım. Hayır gelmesin bu ya. Herkes evde yatıyor ya. Diyor başkanım. Hayır inşallah ateşin içinde yanar. Ateşin içinde yanar. Ateşin içinde yanar. Başkanım iki tane telefonu var. Ateşin içinde yanar. Kimse ulaşamıyorum. Telefonlar yok. Hayır ateşin içinde yanar. Onu iyi bilin. Bizim dertler milletvekilimiz var ateşe yarayacak. Başkanım biz muhtemelen yürüyoruz bir yere. Kullara kurtarın. Mazot. Yani ihtiyaç görüleceğim. Bir şey gelmiyor bir şey başkanım. Mazot gelmiyor, yağ gelmiyor, şeker gelmiyor. Herkes bisküvi çikolata, bisküvi çikolata. Biz ne yapacağız? Battaniye gelmiyor. Adıyaman hizası gelmedi. Bu iki gündür Adıyaman çıktı. Kimse bakmıyordu Adıyaman'a. Kimse demedi Adıyaman nerede? Oya geldiler mi? Gelir bizim gözümüzü çıkarırız. Lap belalı sanır mıyım? Buradan. Soldan devam ediyoruz genel başkanım. On binlerce abi, on binlerce. Ne binlerce? Öyle çim sıkıntısı var.
çekiyorlar efendim bile. Telefonlar hiçbir yerde burada bile çekmiyor. Hiç çekmiyor. Telefon çekiyor başkanım. Ne şeker var, ne yağ var, ne elektrik var, ne mazot var. Adıyaman diye bir şey haritada silinmiş. Şimdi millet bu saatten sonra arabada oturuyor. Arabada oturduğu zaman mazot da yok. Millet sabaha kadar titriyor. Her şey, her şey. Hiçbir yani bu çok şey, önemli bir belirti. Şey geçen zaman dün buraya bir binbaşı gelmiş. Buraya diyor ki derdiniz ne? Dedim bildir yukarıya. Bildir sizi gönderenlere bildir de ki 10 tane tır mazot gönderir. Her bir petrolü bir tane bedava versin yani. Ne var millet hak dansın yesin ya. Siz yiyorsunuz yiyorsunuz duymuyoruz gözünüz. Biraz da biraz da bize gönderin ya. Ya yazık günahdır ya. Sesinizi duyuracağız. Tamam. Bu kadar millet, bu kadar sorumsuzluk olmaz ya. Hep birlikte yaşayacağız. Bu kadar olmaz ya. Sizi tüm belediyelerimizden buraya kadar gel.